güvenlik güçlerinin desteğini alan demokrasi düşmanları iktidarı ele geçirerek demokrasiyi ve onun kurumlarını yok etmeye çalıştılar. Ülkemizde bugün yaşadığımız sorunların temelinde askeri darbeler yer almaktadır. Günümüzde demokrasiyi yok etmenin ve kurumları zayıflatmanın bir başka yolu daha sık bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntem daha az dramatik ama aynı derecede yıkıcı bir yöntemdir. Demokrasiler artık generallerin elinde değil, kendilerini iktidara getiren süreci alt üst eden seçilmiş başkanlar veya başbakanlar tarafından yok edilmektedir. Bu liderler demokrasiyi zor görünen adımlarla yavaş yavaş aşındırmaktadırlar. İktidarların demokrasiyi yok etmeye yönelik çabalarının çoğu yasama organı tarafından onaylanması veya mahkemeler tarafından kabul edilmesi nedeniyle yasal hale geliyor. Yargıyı daha verimli hale getirme ve yolsuzlukla mücadele gibi amaçlarla sunulan değişikliklerle yargı bağımsızlığı ve hukuk güvencesi ortadan kaldırılmaktadır. Gazeteler hala yayın yapabiliyor ama ya satın alınmışlar ya da sürekli baskı halindeler. Vatandaşlar, STK'lar, gazeteler iktidarı eleştirmeye devam edebilir ancak kendilerini vergi veya diğer yasal yaptırımlarla karşı karşıya bulurlar. Siyasal rakiplerin meşruiyeti reddedilir ve kriminalize ilan edilirler. Silahlı çetelere, paramiliter güçler ve mafya örgütlenmelerine şiddet gösterilene izin verilir. Hakaret veya karalama yasaları ile iktidar muhaliflerin, partilerin, medyanın ve vatandaşların eleştiri özgürlükleri kısıtlanır, yasal ya da başka bir ceza işlem yapma tehdidine maruz kalırlar. Yukarıda bahsettiğimiz durumlar seçimle gelmiş otoriter yönetimlerin uyguladıkları yöntemlerdir. Otokratlar demokrasiyi kullanarak iktidara gelir ve bir daha gitmemek için demokrasinin içini boşaltarak yok ederler. Yukarıda bahsedilen uygulamalar bize hiç yabancı gelmiyor. 2002 yılında demokratik seçimlerle iktidara gelen AKP, iktidarı bırakmamak için demokrasimizi yok etmek dahil her şeyi yapmaktan çekinmemektedir. Ülkemizde artık güçler ayrılığından, hukuk devletinden bahsedemiyoruz. Ülkemiz kararnamelerle yönetilmektedir. Meclis etkisizleştirilmiştir. Yargı organı artık vesayetin, iktidarın vesayeti altındadır. Partisi başkanı, sayın parti meclisi üyelerim, sayın milletvekilim, sayın üyem, sayın il başkan yardımcılarımız, il yönetimi, belediye meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, değerli Cumhuriyet Halk Partileri, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Türkiye çapında bir maratona çıkıldı partimiz olarak. Gezilmedik yer, çalınmadık kapı bırakmamak üzere. Grup toplantılarımızda bu meclis kapalı olmasına rağmen değişik illerde yaptık. Ayrıca saha çalışmalarında geçen hafta mesela ben Erzurum'daydım. Ekstra bir görevle Erzurum'un ilçelerindeydik. Aynı şekilde tüm milletvekilleri, parti meclis üyeleri ve partimizin tüm ilçe yöneticileri şu anda ve Cumhuriyet Halk Partililer değişik şekillerde saha çalışmasına devam ediyorlar. Niçin? Cumhuriyeti tekrar demokrasiyle taşlandırmak için gece gündüz demeden çalışmamız gerekiyor ki bir daha burada toplantı yapabilirim, daha büyük toplantı, salonlarda toplantı yapabilirim diye. Ben çok fazla uzatmayacağım. Değerli arkadaşlarım, sevgili Kütahyalı kardeşlerim, Sayın Genel Başkanımızın adalet için Ankara'dan İstanbul'a yürümüş bir büyük demokrasi kavgasını veren Sayın Genel Başkanımızın tek tek hepinize selamlarını, saygılarını getirdim. Türkiye tarihinin çok kritik bir dönüm noktasında değerli arkadaşlarım bulunuyoruz. Gerçekten Cumhuriyetimizin 100. yılına biliyorsunuz önümüzdeki yıl gireceğiz. Çok önemli başarılar bu yüzyıl içerisinde elde ettik Türkiye olarak. Tabii çok acı, çok dramatik olaylar da yaşadık. Askeri darbeler yaşadık. Siyasi idamlar yaşadık. Ekonomik krizler yaşadık. Ve bugün geldiğimiz noktada
çok kapsamlı bir demokrasi kriziyle karşı karşıyayız. Özellikle 2017 anayasa değişikliğinden sonra Türkiye'de bir tek adam rejimi ortaya çıktı. Türkiye evrensel değerlerden, insan haklarından, hukukun üstünlüğünden, demokrasiden uzaklaştı. Bu şartlarda özellikle adalet yürüyüşünden başlayarak bir büyük demokrasi birlikteliğini aşamalardan geçerek inşa ettik. Bugün aslında bu panelde bunu konuşacağız. Bu demokrasi birlikteliği nasıl ortaya çıktı? Ve Türkiye'nin geleceğini nasıl şekillendirecek? Bunları ele alacağız. Şunu söylemek istiyorum, bakın bütün samimiyetimle söyleyeceğim. Bu tek adam rejimini Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başına bela ederken tek bir saplantısı vardı aslında. Türkiye'nin en güçlü adamı olmak istiyordu. Bu büyük kötülüğü bu amaçla yaptı. Ama üzerinden 5 yıl geçtikten sonra ve önümüzdeki seçimlere güvenle, inançla girerken herkes şunu gördü. Erdoğan ne yaparsa yapsın, bütün baskı uygulamalarının devreye soksa da Türkiye'nin en güçlü adamı olamadı. Çünkü sevgili arkadaşlarım, Türkiye'nin en güçlü adamı Ankara'da, Çankaya'da, İTEPE'de yatıyor. Ölümün üzerinden 84 yıl geçmiş olsa bile Ankara'da, Çankaya'da Türkiye'nin en güçlü adamı.